Tamam mı? Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Siz Havva'nın akrabasısınız değil mi? Evet, Havva. Havva'nın akrabasıyım. Ben Havva ne diyorsa esrak. Havva ne diyorsa esrak bak. Söylediği her şey doğru. Her şey doğru. O bir yaşlı kadınla bir araya gelmiş. O kadın 50-60 yaşında var. Bir kap o bayanla bir araya geldi. Ondan sonra yazdık o geline dillik vermediler. O gelin temiz bir gelin bak. O gelinin elinden tut lütfen rica ediyorum bak. Esra Hanım sen olmasan biz ne olacak? Ah ben Havva'nın yanındayım zaten. Havva'nın mücadelesine destek Esra olacağız. Ablam, sadece işte ben değil ablam, Esra Erol seyircisi. Ama ben şunu da öğrenmek istiyorum. Havva yıllarca evliliğine, çocuklarına hep fedakarlık yapan, hep şefkat gösteren iyi bir anne ve iyi bir eş oldu sanırım. Evvel kon de o kadını getirmiş Esra Hanım. Nereye götürmüşler? Şimdi biz Ayhan Yılmaz'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. Sadece bildiğim sen patronuyla konuşuyorsun değil mi? Aha. Patronuyla konuşuyorsun. Acıgöl'e gideceğini söylüyor. Ama sonra da öğreniyorsun ki patrondan Ayhan Yılmaz'la yanındaki Hatice Hanım beraber Antalya'ya bilet alıyorlar. Antalya'ya gidiyorlar. Evet. Antalya'da kimi var? Yeri yurdu var mı? Bilmiyorum. Kadın Antalyalıyım diyormuş herkese. Bilmem. Herkes kim? Yani İstanbul'da bilenler Antalyalıyım diyormuş. Yani beraber Ayhan Yılmaz'la beraber Antalya'da evi falan Antalya'ya varmış. Gittiler. Artık Antalya'dalar mı, İstanbul'dalar mı onu bilmiyoruz ama son bilgi Antalya'da oldukları. Siz bu Ayhan'ın eşine Havva'ya ihanet ettiğini kimden duydunuz ve ne zaman duydunuz? Kimden duyma ne? Biz kendimiz biliyor. Duyduk şey polislere atmış ondan sonra şu ben onları bilmem kızım ben öyle şeyleri bilmem. Uzun zamandır biliyor muydunuz? Ben onu bayağıdır duydum da ama konduramadım. Bir de oturduğu ev başka ilin evi o mu? Kadın ondan sonra çok bir iyi gelin o gelin. O gelin çok bir iyi gelin. Bak seni herkes ne kadar... O geline sahip çıkın o gelin deli elinde o gelin temiz gelin. Kaldık o garip o. Hiç garip falan değil vallahi biz varız. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Şimdi siz Tepeköy'de mi oturuyorsunuz? Efendim? Ha Tepeköy'de mi oturuyorsunuz? Aha. Tepeköy muhtarı Sayın Kerem Kartal telefon hattındaymış. Kerem Bey merhaba. Merhaba efendim. Aynı zamanda muhtar kayınvalide Yeter'in de akrabası. Hoş evet. Geldiniz. Teşekkür ederim sağ olasın. Sizin aslında Havva gelininiz. Evet. Siz neler söyleyeceksiniz? Yani Havva ile Ayhan'ın ilişkisi ve kayınvalidenin onu evden atmasına dair neleri biliyorsunuz? Esra Hanım, Havva ne diyorsa harfi harfine doğrudur. Bak Yeter, Yılmaz, kayınası benim amcamın kızı olur. Ama Havva, Yılmaz ne diyorsa harfi harfine doğrudur. Siz Havva'nın evden atıldığını kimden öğrendiniz? Ben orada komşulardan öğrendim. Ben de dedim Havva'yı aradım. Niye beni seni aramadın bu saate kadar dedim yani. Yani Havva ne diyorsa Esra Hanım hepsi doğrudur. Şimdi hepsi doğru da siz de bildiklerinizi anlatırsanız hem de ekran başındaki seyircilerimiz de Havva'yı daha yakından tanımış olabilir. Evet. Şimdi siz hem akrabasınız hem de o köyün muhtarısınız. Evet. Yani sizin gözlemleriniz, sizin ifade edeceğiniz şeyler benim için çok önemli. Şimdi Havva çok çile çekti. Ben bunu biliyorum. O gelinceğiz çok güzel, çok iyiydi, çok iyi niyetli bir gelindir. Sağ ol Kerem abim. Allah razı olsun senden. Yani biz gerçekten neyse bunu söylüyoruz. Kesinlikle yalan hilaf yoktur. Peki siz Ayhan'ın eşine ihanet ettiğini ne kadar süredir biliyordunuz? Ben de işte ne kadar bir ay içinde öğrenmiştim ben bunu. Bir ay içinde öğrenmiştim. Sanırım herkesin ortak gayesi bunu Havva'dan saklamaktı. Nasıl olsa Havva köyde, sosyal medyası evet. Yok, kimseden hiçbir şey bilemez. O gene yani. Köyde hem Ayhan'ın annesine bakar, hem çocuklara bakar, oradaki hayatı sürdürürdü. Fakat şimdi kayınvalidenin adı neydi? Yeter Yılmaz. Yeter Yılmaz derken bile bangır bangır söylüyor. Şimdi müsaade edersen bir daha söyleyeyim mi? Söyle. Yeter Yılmaz ama adı batsın. Yeter Hanım
Ayhan'la Ayhan'dan kocasından boşanmak için benim programa başvuruda bulunduğunda çocukları alıyor, Havva'yı da sokağa atıyor. Ya bu hangi vicdana sığar? Kesinlikle ne dinimize, ne inanmanı, ne Kur'an'a sığar. Allah rızası için konuşacaksak biz bunu. Oraya yazılmış Çınır'da hıyılan diye gerçekten doğrudur. Bak gerçekten doğrudur Esra Hanım. Gerçekten doğrudur bunlar. Şimdi Havva nasıl bir gelinse artık herkes üzerine diyor ki sadece gerçekten doğrudur cümlesini kuruyor. Çok teşekkür ederim yayına bağlandığınız için. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sağ ol Kerem abi. Allah razı olsun benim ardımda durduğun için. Şimdi ellerinden öpüyorum. Değerli muhtarım, sizin tabii göreviniz insanların küçük yerlerde sosyal yaşamlarına da dahil oluyorsunuz ama gönül ister ki bir mağduriyet yaşayan özellikle bir yaşındaki çocuk annenin kucağından koparılıyorsa orada devletin söz sahibi olan sizlersiniz. O yüzden daha duyarlı olup hani eleştirmek yerine aktif olarak da bu mağduriyeti keşke giderilmiş olsaydı. Yani komşular duyduğu zaman bir kadın mağduriyeti varsa köylerde bunu muhtara bildirmeliler. Muhtar da devletin oraya uzanan eli olarak en kısa zamanda bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla bu kadınlarımıza yol gösterse. Havva eşi Ayhan Yılmaz tarafından ihanete uğradığını öğreniyor. Sonra da kayınvalidesi tarafından sokağa atılıyor. Şu anda kayınvalidenin yanında 3 tane çocuk var. Çocukların yaşları da çok küçük. Yani 19, bir de 1 yaşında var. Evet ablam. Ya sen daha yeni doğum yapmışsın. Doğumuna bile gelmedi ablam, kurban olayım sana. Doğumuna bile gelmedi. Tek başıma Nevşehir Devlet Hastanesi'nde doğum yaptım. Ne anası geldi ne kendisi geldi doğumuma. Tek başına gittin. Evet. Ambulans geldi, ambulansla gittim ama ambulansta bir insan gelinin ardına gelmez mi? Araba tutup da gelmez mi doğumuna? Hayatım doğum onun demek gelene ne kadar. Demek can yani? Kocan? Kocam İstanbul'da. Dedim doğumum yaklaştı dedim. Virüsü mahana ediyor, korona var diyor. İzin alıp da gelmez mi bir insan? İzin kağıdı çıkartıp da geliyorlardı. Ölüme, doğuma, her şeye izin alıp da geliyorlardı. Bir de hayatın en güzel anlarından biri. Yani üçüncü çocuğunuzu bilerek isteyerek çünkü mi yaptınız? Çünkü bu kadının yanındaymış. Kadın göndermemiş. Ben bunları hep duydum ablam. Peki bilerek isteyerek mi yaptınız bu çocuğu? Evet ben istedim. İstemedim değil. Ama duymadım. Duysaydım kesinlikle o çocuklarımı preşen edip de o çocuğu da yapmazdım. Yani şimdi ikisi büyük, en küçüğü de evet var. Peki çocuklarından kaç gündür ayrısın? Çocuklarımdan 2 hafta oldu. 2 haftadır ayrısın. Daha önce hayatında hiç çocuklarından ayrılmış mıydın? Hayır. Kesinlikle. İlk ayrılığın mı bu? Onlarsız zaman geçiyor mu? Geçmiyor ablam kesinlikle. Peki siz kayınvalidenle o arbedeyi hani seni sokağa attığı anı yaşarken çocuklar böyle bir duruma şahit okuldaydı, oldular mı? Okuldalardı. Küçük kucağımdaydı ama öbür ikisi okuldaydı. O kız evde olmuş olsaydı yani canımın yarısı Azra evde olmuş olsaydı beni bu taraflara göndermezdi. O kız bana çok düşkün. Şimdi Azra da büyük olan çocuğun adını da söylemek istemiyorum ama büyük olan her ikisi de artık algılayabilecek yaşta. Peki okuldan çıktılar, eve geldiler. Seni bulamadılar. Bu onlar için çok şaşırtıcı bir durum değil evet mi? Anneleri yok. Seni aradılar mı? Telefonla konuştunuz mu? Bir kez konuştum. Ne dedi? Ne sordular ya da sen onlara ne dedin? Anne ne zaman geleceksin? Neredesin dedi. Niye gelmiyorsun dedi. Ben dedim ben size gelmiyorum kızım. Siz bana geleceksiniz. Ben Esra abla'ya gidiyorum. Ben şimdi İstanbul'dayım dedim. Ben gelemem. İki gün sonra dedim yayına çıkacağım. Beni oteldeyken aradılar. İki gün sonra ama dedim yayına bu çıkacağım. Bu olay 15 gün önce yaşanıyor ya. Hani 15 gün önce sen evden çıkıp kayınvaliden attığında yeğenine gidiyorsun. O dönem telefonlaşmadınız mı? Telefonlaşmadık. Çocuklar sensiz bir hafta geçirdiler. Evet. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Söylemiştir mutlaka söylemiştir. Ben Nevşehir'e gidiyorum değil mi? Kayınvaliden şunu söylemedi mi sana? Ya tamam işte yaptım bir hata kızım geri dön bak bu çocuklar sensiz perişan demedi mi? Kesinlikle öyle bir şey demedi bana. Daha komşularla kavga etmiş. Ben de komşumuzun şeysi mobiletle geldim ben de. Asfalt derler bizim orada. Minibüse binmek için. Komşularımla kavga etmiş. Siz onu niye götürdünüz? Gitseydi tek başına. Sokaklarda, yollarda bir perişan evet olsaydı, aklı başına gelseydi. Kayınvalidenin senden isteği nedir? Ayhan'ın bu ilişkisine göz yum. Otur burada çocuklarının başında, köydeki hayatına devam et. Bunu mu istiyor? Öyle istiyordu ama ben yapmadım. Gene de katlanmak istedim ama bana kesinlikle işitmedi yani. Neyine katlanacaksın abla? Hep küçük görmeler, hep hakaretler. Buna bir insan dayanamaz. Ailen nerede?
Ailem köyde, annem hasta, babam da hasta. Babam çocuklarımı kabul etmiyor. O yüzden ben de babamın yana gitmedim. Peki baban çocukları kabul etmemesinin sebebi maddi imkansızlık mı? Yok, maddi imkanlığı çok iyi de bunun yüzünden. Nasıl? Bu diyor evlendi. Eşin evlendi. O oralarda Antalya'larda sefa sürecek. Sen onun çocuğunu ne yapacaksın diyor. Senin baban da Ayhan'ın çocukları olarak görüyor. Evet. İmkan var. Şartlar var. Evet. Ama senin babanda da... Vicdan yok. Ha? Vicdan yok. Ben bir şey demedim vallahi. Yani onun çocukları gördün. Sen ne diyor, çocukları bırak tek başına mı gel diyor. Evet. Peki sen hemen boşanırsın, sonra da seni evlendiririz diyor mu? Hayır, kesinlikle öyle bir şey hiçbir demedi. Hiçbir şey demiyor. Demedi. Sen peki babana ben çocuklarımsız bir hiçim dedin mi? Ben geçmem çocuklarımdan dedim. Sen benden geçer misin? Geçmezsin. Ben de evlatlarımdan geçmiyorum dedim. Mücadele edeceğim. Ne tepki verdi? Efendim? Ne tepki verdi öyle deyince? Seslenmedi, bir şey demedi. Annen kaç yaşında? Hasta dedin de hani annem... kendini ifade edebiliyor mu? Yok, annem Alzheimer hastası. Ay Allah onun da yardımcısı olsun. O da zor. Baba çocukları bırak gel dedi. İmkanları olmasına karşın Ayhan'ın çocukları olarak görüyor. Ayhan Yılmaz nerede? Antalya'da olduğu haberi geldi. Bu da patronun söylediği. Antalya'da da olabilirler. Eşin Ayhan Yılmaz'a seslenir misin burada? Seslenmek istemiyorum ama çıksın karşıma. Ben 10 yıllık hesabımı sorayım. Bedel hakkımı da sorayım ona. Hı hı. Ben 10 senemi verdim onun gibi insana. Çıksın karşıma. Karşılıklı boşanalım. Ben başka bir şey istemiyorum ondan. Sadece boşanmak istiyorsun. Evet. Ben bedelini de ödeyecek. Tazminatını, nafakasını da ödeyecek. Ödeyecek be. Ha. Vallahi ödeyecek. Gel Havva. Yarın devam edeceğiz. O su senin mi, başka birinin mi? Tamam, senin suyunsa alabilirsin onu. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz Cabbar Havva. Hadi görüşürüz.